Saygıdeğer izleyenler, bu gece Ünye Japon Dostluk Anıtı'nın giriş demir kapısı var. Yaklaşık 100-150 kilo falan. Bu kapıyı burada 3 kuruş çıkar uğruna birileri almış gitmiş. Bu konuda bu anıtın Ünye'ye kazandırılmasında büyük emeği olan, Ünye'nin yetiştirdiği iyi ve güzel ahlaklı insanlardan Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu ile görüşerek neticeyi alacağız. Hep beraber öğreneceğiz. Bu giriş kapısını sökmüşler. Evet. Sökmediği arabaya taksiden vurdular, vurmuşlar. Öyle eline sökemezler. Vurmuşlar da almışlar götürmüşler. Evet. Biz bu gece götürdü dedik. Yanlış mı doğru mu? Yanlış ya, bir ay falan var. Bir ay evvel mi götürüldü? Biz sözümüzü geri aldık. Bir ay evvel çalınmış. Evet. Resmiyete döktünüz mü bu konuyu? O tarihten bu tarihe? Dökmedik. Dökmediniz. Evet. Hırsızlık buraya yakışmadığını söyleyebiliriz. Evet. Peki, size teşekkür ederiz. Evet. Sevgili seyirciler, mahallemizin gerçekten özel, önemli muhtarı Tantana Kemal Özdemir'e de soralım. Sayın muhtarım, sizin sorumluluk alanınızdaki güzel Türkiye-Japon dostluğu anıtının giriş kapısı bir şekilde alınmış, götürülmüş. Sizin ne zaman haberiniz oldu? Şimdi Ünye'nin Burnucu Mahallesi muhtarıyım ben. Evet. Kendi mevkimden konuşmak mecburiyetindeyim. Tabii tabii. Şimdi bizim Ütopya'nın Japon anıtının dış kapısı var. Bu dış kapısı, yani otomobillerin içeri girdiği. Evet. Bu dış kapıyı erkek çarptı taksi, kırdı. Fakat ne acı ki hırsızlar da almışlar. Pusuda bekliyorlarmış. Çalmışlar, getirmişler. Hani biliyor musun, bir evin dış kapısı olmayınca ne olur? Eve açık kalır, herkes girer. Evet. Şimdi efendim, ben bu güzel Japon anıtının evvela Ünye'ye kazandıran ve Ünye'lerin gurur ihtarı olan Ünye'nin çocuğu, Burnucu Mahallemizin eşraflarından Sayın Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu'na müteşekkiriz. Mahallelim adına ve muhtarlığım adına bu abideyi bize koydu. Bu güzel turizmle ilgili konuyu bize koydu. Ona minnettarız, teşekkür ederiz. Ama biz kapıyı koruyamadık. Bir kapıyı koruyamadık. Şimdi gel gelelim. Hırsızı söyledik. Gel gelelim buraya densiz olaraktan içeri girip içeride gece saat 3'lere kadar, 4'lere kadar burada goz paylaşıyorlar. Dövüş, niza, kavga hepsi oluyor. Burada rahatsız olan işte Metin Bey, işte Abdullah Gündoğdu, işte Edip Adalı. Bunlar bu hadiseyi duyuyorlar. Bir de burada, ya kardeşim, hepimiz delikanlılık geçirdik. Damardaki kan tavana vuruyor. Zang zang ediyor. Şu olan yer var ya, neyse şöyle tarif edeyim. Bu olan yer tehlikeli bir yer. Burada sevişiyorlar. Hadi geçtir, yapar. Fakat buraya zarar veriyorlar. Hangi zarar veriyorlar? İçki şişeleri kırıp tak içeri atıyorlar. Çöpleri içeri atıyorlar. Bizim kardeşim, burayı duyan Türkiye'nin her tarafında, hatta yabancı ülkelerden buraya turist geliyor. Ülkemizin içerisinden, vilayetlerden gelen insanlar merak ediyorlar, geliyorlar buraya. Burayı böyle darmadağın, dökük vaziyette görürlerse bizim numaramız kaç numara olur? Sıfıra düşeriz. Ya işte beyefendi, biz Ünyelilerden, gençlerimizden bilakis rica ediyoruz. Ey gençler, size sesleniyorum. Ne olur siz kendi misafir odanızda hiç böyle içip kırıp odanıza, yatağınıza attınız mı? Benim dedim geçtiniz mi? İyi anlıyorsunuz ha. Çok iyi anlıyorsunuz. Anlıyorum. Gençlerimiz, bu damağınızdaki kana dikkat edin, ne olur, yalvarıyorum. Burada gelin, eğlenin, dilediğiniz kadar her şeyi yapın.
Ama zarar vermeyin. Peki, teşekkür ediyorum. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Topyanız mevkisi, Ünye Deniz Savunması'nın yapıldığı, tabyaların olduğu bir alan. Bu alanda Türk-Japon dostluğu ve Ertuğrul şehitleri anıtı yapıldı. Bu anıt Türkiye'nin tek anıtıdır. Japonya'da 3 tane var, Türkiye'de hiç yoktu. Biz 2014 yılında bu eseri kazandırdık. Bunun şöhreti Japonya'da ve dünya ülkelerinde yankı yaptı. Nasıl yankı yaptı? Japon Büyükelçiliği bu anıttan dolayı bize Japon Devlet Ödülü nişanı verdi ve bütün resepsiyonlarına bizi davet ediyor. Orada büyükelçilerin huzurunda bana konuşma verdiler. Anıtı anlattım 5 dakika içinde. Ve bütün büyükelçiler beni bu hizmetten dolayı hem kutladılar hem de haberdar oldular. En son 2-3-4 ay önce İmparatorun tahta çıkışının resepsiyonunda Büyükelçi Ekselansları Akio Miyajima açış konuşmasında 3 kez Ünye sözünü etti. Ve öyle söze Ünye diyor ki sanki Ahmet Yeğin Ünye der gibi. O kadar samimi. Ve her hafta bana bir mesajla gönderme şerefini gösteriyor. Bu kadar şöhrete ulaşmış anıtımızı Ünye'de daha iyi korumamız lazım. Burada eserlere zarar veriliyor, yazılar yazılıyor. Tabii halkın da ifade ettiği gibi kavgalar, uyuşturucu kullanımı oluyor. Kapı çalınmış, ben koştum geldim. Bu kapı için önce muhtar söylediği için emniyete gittim. Emniyetin tavırları beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Soru soruyorlar. Sanki ben suçluyum gibi. İfademi geri çektim. Ve kamuoyuyla bu olayı şimdi paylaşıyoruz. Türk-Japon dostluğu ve Ertuğrul şehitleri anıtının yanına ona yakışır bir Türk-Japon kültür merkezi yapılması için Ordu Büyükşehir Başkanı Doktor Hilmi Güler'le tam bir mutabakata vardık. Çok yakında temeli atılacaktır. Bu sayede uluslararası düzeyde bir kültür merkeziyle burasının da bir kültürel faaliyete daha çok açılacağını ümit ediyoruz. Ve korunması daha kolay olacaktır. Bu eser de kazanılırsa benim bu konudaki ümitlerim, hayallerim, coşkularım yerine gelmiş olacaktır. Milletim adına, Ünye adına bundan da gurur duyacağız. Çok güzel olacak. Çok. Biz de sizlere sağlıklı uzun ömür diliyor, başarılar diliyoruz Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim.